Ha, şimdi geçen ders Universal Cover'ın var olduğunu göstermiştik. Sonra işte varsa bir tanedir diye yazmıştım. Bu aslında daha genel bir sonucun korolarisi. Belki onu yazmak daha önemli. Onu yazayım. Indeed, the above proposition is a consequence of a more general result. Result da şu, onu yazayım. Sonra onun üzerinde konuşalım. Diyelim ki let x1 tilde x 1 tilde and x2 tilde b2 coverings for a space x0 so that şu şeylerin imajları p1 star pi1 x1 tilde x0 tilde bu subgrup olarak şuna eşit olsun p2 star pi1 x2 tilde x2 tilde then the two coverings are isomorphic. Yani bu iki covering isomorfik olur. Başka bir deyişle bu coveringler aşağıdaki fundamental grupta aynı subgruba denk geliyorlarsa o zaman bu iki covering isomorfik olmak zorunda. Yani şöyle resim çizeyim. Şimdi x1 tilde'den bu bir covering. P1 projection'ı. Burada da P2 projection'ı. Ve işte base pointleri de x1 tilde x0'ya gidiyor. Yani p1 x1 ya da pi xi tilde x0'ya gitsin. Eğer yukarıdaki bu coveringlerin aşağıda verdikleri subgruplar yani pi'ların ürettikleri homomorfizmlerin imajları aynı ise o zaman bu iki covering uzay şeydir, izomorfiktir. Nedir? Yani şurada bir tane homeomorfizm var. So, şunu göstermemiz lazım. Must show there exist bir tane homeomorfizm. Homeomorfizm. So that bu diagram komitatif. Yani P1 ile aşağıya gitmek önce phi ile sonra P2 ile gitmekle aynı şey. Yani isterseniz önce sağa gidin sonra aşağı gidin veya doğrudan aşağı gidin. Bu iki şey birbirine izomorfik. İspatta diyagramlarla oynama işi başka bir şey değil. Şöyle. Şimdi bizim bir lifting kriterimiz vardı. Şurada yukarı gelirsem yeterince. Biraz daha gitmem lazım. Bakayım nerede?
Biraz daha gideceğim. Evet, şu. Bu ne diyordu? Bir covering varsa elinizde, bir de bir başka uzaydan base space'e bir fonksiyonunuz varsa, bu yukarıya lift eder mi? Yukarıya lift eder mi? Yani f'iniz var y'den x'e, burada da covering'iniz var. Buradaki f buraya lift eder mi? Bunun şeyi şuydu. Eğer bu fonksiyonun ürettiği subgroup pi 1 x'in içinde yukarıdan gelen subgrubun içindeyse, o zaman unique lift vardı. Eğer bir tane noktanın görüntüsünü belirlerseniz yukarıda unique lift vardı. Bu sonucu kullanacağız. Şöyle o da. Pardon. Şimdi şurada x2 tilde x2 tilde base point'i de x2 tilde p2 şeyimiz var, projection'ımız. Burada da x1 tilde var. Burada da p1. Şimdi ben bunu f gibi görüyorum. Bunun yukarıya lift etmesi için ve de şöyle lift etmesi için buradaki base point'in görüntüsü, burada x0'ydu. Bununki de x0'ydu. O zaman bu base point'i bu x0'un üzerinde duran noktalardan şu x tilde x2 tilde'ye map edecek şekilde bir liftin var olması için şart neydi? P1'in ürettiği homomorfizmanın görüntüsünün P2'nin ürettiği homomorfizmanın görüntüsünün içinde olması. Ama bizim durumumuzda içinde zaten eşitler. Dolayısıyla da lifting kriterya, yani şu olduğu için since P1 star pi 1 x1 tilde x1 tilde, bu zaten P2'nun içinde olduğu için, hatta eşitler tilde by the lifting criteria theorem there is a unique lift by x1 tilde'den x2 tilde'ye öyle ki so that phi x1 tilde'yi de x2 tilde'ye götürecek şekilde bir lift var. Yani şuradan şuraya bir lift var. Ama biz ne göstermek istiyoruz? Bunun bir homeomorfizm olduğunu göstermek istiyoruz. Şimdi böyle bir bunun homeomorfizm olduğunu nasıl gösteririz? Şimdi resmi tersine çevirebilirim. X1 ile X2'nin burada hiç birbirine bir üstünlüğü yok. By symmetry, o zaman şu var elimizde, by symmetry there is a lift, bu da phi olsun, bu da x2 tilde'den x1 tilde'ye, yani tersten giden, so that bu da x2 tilde noktasını x1 tilde'ye göndersin. Yani şuradan da şuraya şöyle bir fonksiyon var. Şimdi bu ikisi birbirine tersi olacak diye biz umuyoruz, ama niye tersi olsun ki, değil mi? Öyle bir durum da var. Hani tamam, böyle bir şey de var. Şimdi bu da tabii şeyi sağlıyor. Note that. Şimdi ilk lift şunu sağlıyordu. P1 eşittir P2 kompozisyon. Bu bir de P2 da P1 kompozisyon bu, değil mi? Yani iki diyagram da komutatif. Şimdi bunların birbirinin tersi olduğunu görmek için şöyle yapacağız.
Şimdi P1'den X'e gideyim. Pardon, P pardon. X1 tilde'den X'e gidiyoruz. Burada da X1 tilde'den önce X2 tilde'ye, sonra da X1 tilde'ye gidelim. Yani önce şu fonksiyonuna gidiyorum. Ondan sonra şöyle gidiyorum. Şurada da P1 var. Şimdi bir dakika. Yok, şöyle çizeyim. Bunu biraz daha dikkatli yapmam lazım. Şimdi x1 tilde'den x1 tilde'ye, ha şöyle x p1 p1. Tamam. Şimdi x1 tilde'den x1 tilde'ye iki tane map'im var arkadaşlar. Bir tanesi identity, bir de şu. X1 tilde'den x2 tilde'ye bu homeomorfizmle gidiyorum. X2 tilde'den de geriye diğeriyle geliyorum. Önce yani şu, değil mi? Şimdi bu bir şeydi, homeomorfizm. Bu da homeomorfizm. Bu ikisinin kompozisyonu da homeomorfizm. Bu da P1 olacak. Yani şunu iddia ediyorum. Bu ikisi de homeomorfizm olduğu için kompozisyon da bir homeomorfizm ve diyagramda komutatif. Yani şöyle diyeyim. P1 kompozisyon şu nesne P1'e eşittir. Neden? Bakalım şimdi P1 kompozisyon bu. Şu nedir? Bu P2'ye eşit, değil mi? Ama P2 ile de bunu kompoz edersem bu da P1'di. Bakalım şimdi tatlı, ha. P1 ile bunu kompoz ettiğimde P2 buluyorum. P2 ile de bunu kompoz ettiğimde P1 buluyorum. Yani bu diyagram komutatif. O halde şöyle de görebilirim. Şu fonksiyon hence bu is a lift of x1'dan x'e giden, burada da x1 tilde'yi koyuyorum, p1 is a lift of lift of p1 to the covering x1 tilde. Yani bu bunu bir fonksiyon gibi görüp bunu cover gibi görüyorum. Bu fonksiyonun bir lifti oldu bu. Şurası. Yani phi composition psi. Değil mi? Pardon. Ama bu fonksiyonun bir lifti daha var. Yani however identity function x1 tilde'den x2 tilde x1 tilde'ye is also a lift. Bu lift de tabii ki ne yapıyor? X1 tilde'yi ilki x2 tilde'ye götürüyordu. İkincisi tekrar x1 tilde'ye götürüyor. Yani bu lift şuradaki şey şu fonksiyon
X1 tilde'yi X1 tilde noktasına götürüyordu. Ama identity fonksiyonu da aynı şey yapıyor. Bu diyagramı komutatif yapıyor ve X1 tilde'yi X1 tilde'ye götürüyor. Dolayısıyla bu diyagramda bu P1'in iki tane lifti var. Birisi bu kompozisyon, birisi de identity. Finally, by the uniqueness. Of lifts, we see that bu liftler aynı olmalı. Yani şu nesne identity of x1 tilde olmalı. Tabii ki similarly şu da identity of, bu da x2 tilde olmalı. Dolayısıyla da bunlar zaten homeomorfizmdi. Ve görüyoruz ki bunlar birbirinin de tersiymiş. Dolayısıyla this finishes the proof. Şimdi bu şeyi niye bitiriyor? Universal cover'ın unique olduğunu. Universal cover hangi şeye subgruba karşılık geliyordu? Trivial subgruba karşılık gelendi, değil mi? Trivial subgruba karşılık gelen cover'lar ne demek? Yukarıdaki uzayın fundamental grubu trivial demek. Dolayısıyla onlar simply connected cover'lar. Ve bu proposition gösteriyor ki simply connected iki tane covering varsa bunlar aslında birbirine homeomorfikler. O yüzden de universal cover varsa bir tane. Biz var olduğunu göstermiştik ama bir tane olduğunu da görmüş olduk. Şöyle yazayım. Remark. Taking H to be the trivial covering subgroup. We see that. We see that. any two simply connected covering spaces of a given space are isomorphic. Peki, dolayısıyla da hence işte bir tane şey uzay pet connected locally pet connected, bir de semi locally simply connected uzayın unique bir universal cover'ı var. Hence pet connected connected locally pet connected and semi locally simply connected space has a unique universal cover. Up to isomorphism tabi. Hani farklı farklı kuruluşları olabilir bunların. Görünüşleri farklı olabilir ama bunların hepsi birbirine izomorfiktir. Peki. Buraya kadar sorusu olan var mı? Şimdi bir de şey var. Universal covering'in existence'ının bir sonucu olarak şunu da yapmak mümkün. Yani şeyi gösterdik. Her covering bir subgruba denk geliyor. Ve aynı subgruba karşılık gelen cover'lar da aynı cover'lar, izomorfikler. Ama şunu bilmiyoruz. Her subgruba da bir covering denk geliyor mu? Bu da onu söylüyor. Suppose that yine X is pet connected, locally pet connected and semi-locally simply connected. Then for any sub
Every subgroup h of pi 1 x x 0 pardon. There is a covering space. Covering space. Aslında unique olduğunu da biliyoruz. Unique yukarıda gösterdik. Up to isomorphism. Covering space P. Bu covering space'e XH diyeyim. Yani H subgrubuna denk geldiği için such that P star pi 1 XH x0 tilde equals h for a suitably chosen base point x0 h in xh. Yani her subgruba karşılık gelen bir tane de şey vardır diyoruz. Siz söyleyin. Covering space vardır. Bu da işte Galois teorinin önemli bir kısmı. Temel grubun subgrupları bütün coverları belirliyor. Her bir subgrup unique bir covering space'e denk geliyor. İspatı da gayet basit. Yani biz işin zor kısımlarını yaptık. Nedir onlar? İşte lifting teoremleri, homotopi lifting veya bir fonksiyon lifting. Bir de simply connected covering space'in yani universal cover'ın existence'ı. Bunlar hani işin zor kısımlarıydı. Bundan sonrası böyle biraz oyun gibi. Öyle şey argümanlar çok fazla yok. Şimdi buradaki temel gözlem şu. The main observation. Daha önceden bunları görmüştük. Hatırlatacağım. Is the following. Evet. A loop gamma lifts to a loop in the covering space if and only if bu loop'un denklik sınıfı belongs to H which is P star pi 1 x x 0. Yani şöyle bir şey vardı hatırlarsanız. Elimde diyelim ki bir covering var. Ben buradaki temel grupta bir tane loop aldım. Bu loop'un x0 tilde'den başlayan unique bir lift'i var. Soru şuydu. Bu lift'in uç noktası da x0'nın üzerinde duruyor. Onu biliyoruz. Bu liftte yukarıda bir loop olur mu olmaz mı? Bunun lift olup olmaması şuna bağlıydı. Eğer bu loopsa zaten tabii ki yukarıdaki temel grubun içindedir. Dolayısıyla da bu nesne yukarıdaki temel grubun imajında kalır. Ve bu gerekli ve yeterli şarttı. Yani bu liftin loop olup olmaması bu homotopi sınıfı işte yukarıdan gelen bir şey midir? Temel grubun elemanının görüntüsü müdür? Eğer öyleyse bu lift de loop'tur. If and only sonuç bu. Peki, şey bu. Gözlem bu. Daha önceden bunu konuşmuştuk. XH'i de işte şöyle kuracağız. We will construct XH as a quotient of the universal cover
covering. Say x tilde x. Şimdi x şey olduğu için pet connected, locally pet connected ve semi locally simply connected olduğu için universal cover var. Bu universal cover'ı kullanarak yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle. Şimdi x şurada. Yine şurada x 0'yı alayım. Burada bir tane pet aldığımız zaman, şimdi bu pet'in yukarıda, özür dilerim, bu şeyin eksi 0'un yukarıda değil mi? Bir sürü inverse imajı var. Bu sonlu tane nokta olabilir, sonsuz tane olabilir, countable olabilir, uncountable olabilir. Bilmiyoruz. Şimdi bunlardan iki tane nokta alalım. Yani bu noktalar eksi 0'un üzerinde duruyorlar. If yi yj bu x 0'ın üzerinde duruyorlarsa then we say that xi is related to yj, yani bir equivalence relation tarif ediyorum. If and only if, only if şu varsa the image of the homotopy class in pi 1 x x 0 is in H. Şimdi şöyle diyorum. Bu nesnenin bir tane lifti var. Daha doğrusu şöyle diyeceğim. Kim bir saniye? Evet, yani şöyle diyeceğim. Bu iki nokta verildiği zaman bunları bir tane petle bağlayayım birbirine. Bir tane petle bağlayayım. Bu petin aşağıdaki imajı her iki noktada eksi sıfıra gittiği için x sıfırda bir loop veriyor. Eğer bu loop şeyin içindeyse, H'in içindeyse o zaman diyeceğim ki bu iki nokta related'tır. Tabii şunu da aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bu loop da bu gamma'nın yani gamma tilde gamma'nın yi'de başlayan unique lift'i. Çünkü ben her loop'u pet'i lift edebiliyorum. Loop'ları da lift edebiliyorum. Sadece başlangıç noktasını söylemem yeterli. Dolayısıyla yukarıda bu yi ve yj'yi seçip bunları bir tane petle bağlayıp aşağı indirdiğimde elde ettiğim gamma'nın unique lift'i de yi'de başlayan gamma tilde. Ve ben diyeceğim ki bu iki nokta şeydir, siz söyleyin, related'dır. Eğer biri diğerinin şeyi ise, pardon, bunları birleştiren petin aşağıdaki görüntüsü H'in içinde kalıyorsa. Bu şekilde ben her bir noktayı yani daha doğrusu bu yi'ler üzerinde bir equivalence relation kurmuş olacağım. Okay. So let ha, şurada şunu da söyleyeyim. Bu equivalence relation şöyle bir şey de yapacak. Yani
Şurada eğer ben bir tane Universal Covering'de hani bir tane U seçersem öyle ki bu U şey olsun, siz söyleyin. Bunun ters görüntüsü bu Universal Cover'da şeylerden olsun. Buna homeomorfik disjoint union of open setlerden olsun. Bunu her zaman yapabilirim. Şöyle benim universal cover'ım. Ben bu noktaları eşleyince, şunları eşleyince aslında bunların yakınındaki bütün noktaları da benzer şekilde eşleyebilirim. Nasıl eşleyebilirim? Şöyle. Şurada bir tane yani Z noktası seçtiğimde bu Z noktasının şurada bir görüntüsü, burada bir görüntüsü olacak. Ters görüntüsü. Çünkü homeomorfik resimler. Ve bu base point'i x0'dan z'ye kaydırırsam ben z'den başlayan işte petleri düşünürsem burada da z i z c gibi noktalar olacak ve bunları da şu, aynı bu şekilde birbirine bağlarsam bu sefer bu gamayı işte hafif deforme ederek z'den başlayan bir pet haline getirebilirim ve aynı şekilde işte onun da lifti yukarıda bu nesne olacak. Yani bu gamma tilde'nin ucuna iki tane böyle küçük parçalar ekliyorum. Ve ben bu denklik sınıflarımı, daha doğrusu bağıntımı bütün şeye yayabilirim bu şekilde. Open set'e yayabilirim. Yani sadece Y noktalarını değil, open set'teki bütün noktaları da eşliyorum. Ve şöyle o zaman devam edeceğiz. So let XH be the quotient space. Space X tilde divided by tilde where this is defined. This is defined as above. Note that for any basic neighborhood U in X, two components, işte U I tilde U J tilde of P inverse of U. Bu U I tilde U J tilde şunlar. Yukarıdaki bu şeyler kırmızı open setler. Are either identified by homeomorphism or no points of UI tilde and U J tilde are identified. Burada söylediğimiz şey şu. Yani şimdi bu ikisini birbirine bağlayan gamma tilde'nin görüntüsü olan gamma H subgrubunun içinde olduğu için bunları identify ettik. Ama ben başka open set alsaydım şurada, hani şöyle bir pet alsaydım, buradaki noktalar bu open set'tekilerle bunlar identify olmayacaktı. Çünkü bu mavi petin aşağıdaki görüntüsü olan loop H subgrubunun içinde kalmayabilir. Kalmıyorsa o zaman bu noktaları bu open setlerdeki herhangi iki noktayı ben eşlemiyorum. Dolayısıyla ya open setleri tamamen eşliyoruz ya da hiç eşlemiyoruz.
onu söylüyor. Bu şekilde yaparsak o zaman yani ben ne yapmış oluyorum? Yukarıda covering space'imizin hani bir sürü katı vardı. Bu katların bazılarını birbirleriyle eşliyorum. Daha küçük bir covering space elde ediyoruz yani başka bir deyişle. Bu nesne XH note that XH is still a covering space. Covering space için ne gerekiyordu? Her o noktanın etrafında bir open set olacak. Bu open setin ters görüntüsü o open sete homeomorfik olan disjoint setlerden oluşacak. Şimdi bizim durumumuzda zaten universal cover'da onu elde etmiştik. Ben sonra ne yapıyorum? Bu disjoint open setlerden bazılarını birbirleriyle eşliyorum. Yani disjoint open setlerin sayısı azalıyor ama temel özellik değişmiyor. Yine ben bu iki tanesini eşlediğim zaman elde ettiğim o quotient open set, yani iki tanesini diyelim eşledim veya beş tanesini eşledim. O hala aşağıdaki U'ya homeomorfik. Sadece yukarıdaki nesnelerin sayıları azaldı. Yani ben bunları grupladım yukarıda. Dolayısıyla covering space olma özelliği gitmedi. Bozulmadı. Ve construction gereği by the construction p star of pi 1 xh y0 is h. Yani bunu yapınca da artık yukarıdaki uzayın quotient space'in temel grubunun görüntüsü h oldu. Neden h oldu? Çünkü bakın ben ne yaptım? Tam olarak aşağıdaki bu h subgrubunun elemanlarının yukarıda loop olmalarını garanti ettim. H'ten bir eleman aldım. Bunun liftine baktım. Eğer bu loop değilse iki ucunu birleştirdim. Dolayısıyla da sadece bu gamaları, H'in içindeki gamaları loop yapacak şekilde o open setleri birleştirdik. Dolayısıyla artık yukarıdan gelen nesneler XH'in fundamental grubundaki nesnelerin görüntüleri H'in içinde oldu ve tamamen o H'e eşit oldu. Yani yukarıdaki temel grup tamamen H'e eşit oldu. Çünkü o covering map'in şeyin injektif olduğunu da biliyoruz. Ve biz öyle kurduk ki onu sadece aşağıda H'in içinde kalan homotopi sınıflarının liftlerinin yukarıda loop olmasına izin verdik. Peki. Başka burada bir şey diyeceğim mi? Bu kadar. This finishes the proof. Bunları birazcık düşünmeniz lazım, o kadar. Peki. Şimdi şey de söyleyeyim. Diyelim ki şu bir universal cover olsun. Universal covering. G'de pi 1 x x0 olsun. O zaman bu G then G acts on x tilde. So that bu action altında da bunun quotient'ına bakarsanız
x'i geri bulursunuz. Nasıl bu ekte diyor? Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir tane nokta aldığımızda yukarıda eksi 0 noktası aldık diyelim. Ben bunun bir lifti var. Herhangi bir liftini alıyorum. Ya da eksi 1 tilde diyeyim. Bir tane liftini aldım. Daha doğrusu burada bir nokta aldım. Şimdi bir tane fundamental grubun elemanının buna action'ını belirleyeceğim. Şimdi fundamental grubun elemanı burada bir loop. Gamma diyelim. Bu loop'un yukarıda bu noktadan başlayan unique bir lifti var. Bu liftin diğer ucu değil mi? Aslında ben size bunu ödev sorusu olarak vermiştim, değil mi? Sınavda da sordum. Bunun ucu her neyse x2 tilde işte ona ne diyoruz? Bu gamma'nın action'ı diyoruz. Yani bu gamma elemanının x1 tilde'ye action'ı x2 tilde. Dolayısıyla her bir grup elemanı yukarıdaki fiber'daki noktaları bir yerde permute ediyor. Nasıl? Bir tane gamma alın. Onun x1 tilde de başlayan liftine bakın. O liftin diğer ucu her neyse o gamma'nın x1 tilde'deki action'ın görüntüsü olacak. Tabii ki bu action'ın quotient'ına bakarsak da eksi geri elde edeceğim. Neden? Çünkü yukarıdaki bütün noktalar bir tane orbitin içinde oturuyor. Neden? Tabii yani ben bunu universal cover aldım. Yukarıdaki nesne connected. Dolayısıyla yukarıda herhangi iki tane nokta alırsam, bunları her zaman birbirine bir petle bağlayabilirim. Bir gamma tilde ile bağlayabilirim. Bu gamma tilde'nin görüntüsü aşağıda bir gamma olur. Gamma'nın da unique lifti x1 tilde de başlayan, x2 tilde de biter. Dolayısıyla yani şöyle diyeyim, since x tilde is connected, universal cover çünkü simply connected bir uzay. Hem connected hem payvanı trivial is connected. Any two points x1 tilde x2 tilde above any x0 is connected by a path gamma tilde so that bu gamma tildenin imajı p kompozisyon gamma hat is a loop at x0 and thus x2 tilde şeye eşit. Bu gamma'nın siz söyleyin x1 tilde'deki action'la eşit. Çünkü gamma tilde gamma'nın unique lifti x1 tilde'de başlayan ve onun diğer uç noktası da x2 tilde. Peki şunu diyebilirsiniz, hani ben burada base point seçince sanki bu sadece bir base point'te action varmış gibi, başka bir base point seçsem ne olur diye düşünebilirsiniz. Bir şey değişmeyecek çünkü yani universal covering verildiğinde size ne biliyorum, bu işte bir uzay yukarıdaki nesne connected ve payvanı da trivial. Siz ondan sonra x noktasını x0'ı seçebilirsiniz. Yani istediğiniz x0'ı seçin. O nokta için yani o noktadaki temel grubu düşünün. Noktadan noktaya da temel grup değişmiyor. Hepsi izomorfik.
O grubun action'ı böyle tarif edebilirim. Peki. Bunun tabii örneklerini biliyoruz arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Mesela bizim bu R'den değil mi? S1'a giden standart universal covering'imiz vardı. HT cosine 2 pi t sine 2 pi t. Buradaki action'ım da nedir? Şimdi pi 1 s 1 z'ye izomorfik. Yani benim G grubum Z'dir. Action'ım da nedir? Bir noktayı, şurada bir aldığım bir X noktası alırsam bunun mesela bu grubun generator'ı olan bir elemanına bakayım ben. Bir şey olsun. Hayvanın bir elemanı ya. Saat yönünün tersi istikametinde bir tur giden loop olsun. Bu hayvanın generator'ıydı. Bu elemanın bu X noktasına olan şeyi nedir? Action'ı nedir? Nasıl bulacağım onu? Şöyle bulacağım. Bu petin bu noktadan başlayıp bir tur atan petin yukarıdaki liftine bakacağım. O lift ne olacak? Şimdi bu noktadan başlayan lifte bakıyorum ben. Buradan başlayan liftine bakıyorum. Bir tur attığımda yani şimdi bu fonksiyonda şimdi sağa doğru gidersem o zaman evet. Şimdi sıfırdan bire doğru giderseniz saat yönü tersi istikametinde gidiyor. Dolayısıyla ben burada sağa doğru hareket edeceğim. Bir tur atmak yani 2 pi kadar gitmek, 2 pi kadar gitmek yukarıda bir birim gitmek. Dolayısıyla bu x noktasının görüntüsü ne olacak? Bir birim gideceğim. X artı break gitmiş olacağız. Dolayısıyla bir elemanının x'teki görüntüsü, temel grubun generator'ın x'teki görüntüsü x artı 1 olacak. Similarly, yani temel gruptaki ben n'i alsaydım, pi 1 s 1, yani n tur dönen petin homotopi sınıfını, bunun action'ı ne olacaktı? N'in x'e şeyi action'ı x artı n olacaktı. Çünkü her bir tur x'i bir birim sağa gönderiyor. Eğer n pozitifse o zaman bunu n defa yaparsanız yani n tur dönerseniz o zaman değil mi? N adım sağa gidecek. Ve tabii ki şey de var. Yani bu S1 da R'yi bu action'a bölerek elde ediliyor. Değil mi? Yani Z'ye bölüyorum. Başka bir deyişle X'i X artı 1 ile eşliyorum. Değil mi? X'i 1 artı X artı 1 ile eşliyorum. Her bir X için bunu yapıyorum. O zaman S1'ı elde ediyorum. Peki. Evet. Son bir teorem kaldı. O teoremi ispat ettik. Sadece state edeceğim. Onu bir dahaki ders state edeyim. Ve covering space'lerle ilgili bir sürü şeyi halletmiş olduk. Bir de bu şeylerden biraz daha bahsedeceğim. Coveringlerin hani şimdi pi 1 x x 0'nın subgrupları değil mi? Bir tane subgrubunu aldığınız zaman bu size bir covering space veriyor. Şunu sorabilirsiniz. Galois teorinin içinde de o vardır. Bu subgroup normalsa elde ettiğiniz covering nasıl bir şey? Yani işte
normal Galois teoride Galois cover denen nesne bunlara denk geliyor. Bu cover'ın hakkında ben ekstra ne söyleyebilirim? Yani grubun normal olup olmaması bize ne verecek? Ondan bahsedeceğim. Ondan sonra da artık şeye başlayabiliriz. Siz söyleyin. Diferansiyel denklemlerle işte covering space'ler arasındaki ilişkiye girebileceğiz. Tamam, şimdilik bu kadar olsun.